Türkiye hem bir NATO ülkesi hem de Dışişleri Bakanımızı BRICS toplantısına gönderdik. Ve orada e, toplantı esnasında Putin şunu söyledi. Türkiye'nin İstanbul'daki e, a, ara buluculuk ve ateşkesini destekliyoruz dedi. Aynı şekilde G7 zirvesine de Sayın Cumhurbaşkanı katıldığında e, Papa da e, Cumhurbaşkanı destekledi. Yani Ukrayna'da barış. Şimdi... Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği Şangay Teşkilatı'nda Türk devletleri bulunuyor. Evet, oradaki devletler Türk devletleri ve e, e, Kazakistan Devlet Başkanı'nın daveti üzerine gitti. Buradaki gücü daha artacak ve teşkilattaki üye olmak istiyoruz diğerleri gibi. 9 daim üye var, Türkiye'de yer alamaz diye bir şey yok. Şimdi burada şunu gösteriyor Türkiye. Bir, Türkiye NATO'da üzerine düşen görevleri diğer yerine yapıyor. Ama uluslararası hukukta bir temel kaide var. Paktasun sun servanda, ahde vefa. Nedir o ahde vefa? Türkiye, bakın burada konuşulacak konuları Yunus Bey'e sormak isterim ama asıl konuşulacak meselelerden bir tanesi nükleer politika nasıl olacak? Yani Amerika, İngiltere ve İtalya ile Türkiye'deki nükleer silahlar konuşulacak. Ama sen hala bize F-16'ları vermiyorsun. Ve sen hala bir şekilde Almanya müttefikimiz olduğu halde Eurofighter'ı bize vermiyor. E Türkiye sapanla mı atacak atom bombalarını? Ha, bu durumda bu verilen mesaj Suriye üzerinden de bakılacak olursa Sayın Dışişleri Bakanı da diyor ki Suriye konusunda PKK ve YPG'de iki buçuk kişiyle karşı karşıyayız. Kim bunlar? Amerika, İngiltere ve Fransa. E bunların hepsi NATO üyesi. O zaman Türkiye'de egemen bir devlet olarak kendi kendini bir şekilde garantiye almak durumunda. Yani nedir? Evet siz bize bir takım görevler yap veriyorsunuz. Türk Hava Kuvvetleri'nin uçakları gidiyor. Polonya'da, Romanya'da NATO'nun ortak tatbikatlarına katılıyor. Karadeniz'de bir şekilde Türkiye savaşı önlemek için elinden geleni yapıyor. Peki Türkiye Amerika'da ne alıyor? Hadi bu soruya cevap arayalım. Yunus da orada. Bize cevap versin Yunus. Evet Yunus. Alabiliyoruz mu Yunus Bey? Duyuyor musunuz bizi bilmiyorum ama. Duy, duyabiliyorum. duyabiliyorum. Yani somut bir şey var mı? Hala e, bizim Yunanistan'la olan meselede eğer gerçekten F-35'ler verilirse e, zaten İsrail'de F-35'ler verildi, yeni F-15'ler veriliyor. Akdeniz ve Ege'de Yunan'la Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve de İsrail'i birleştirdiğimizde Türk Hava Kuvvetleri üstünlüğü kaybediyor. Bu kabul edemez. Diğer taraftan ortak tatbikatlar yapıyorlar. Ha şimdi biz de ahde vefaya göre Sayın Cumhurbaşkanı soracak. Bir, Suriye'de ne olacak? Durum ne? İki, siz bize F-16'ları ne zaman vereceksiniz? Çıkmaz ayın 15'inde mi? 2030'dan bahsediliyor ama... Peki hızlıca, evet Yunus'un cevabını alalım. Yunus. Burada çünkü ABC özellikle özellikle evet. YPG PKK'ya evet, tamam, destek 15 Temmuz'da <laughs> girişimi, hep şey bu noktalarda bu noktalarda S400 konusu F35 programı o kadar çok kriz ve e, travma yaşandık ikili ilişkilerde yavaş yavaş bunlardan çıkmaya başladılar. Mesela İsveç'in onayı aynı anda F16'ların onaylanması ilk adım oldu adeta. Hatta Amerikalı yetkililer bana şöyle söylemişti. O tıkanıklığın önü açıldı. Biz daha da fazla şeyler yapmak istiyoruz. Önümüzün açık olduğunu düşünüyoruz. Daha önümüzde yapılacak çok ortaklık var diye ama tabii mesela güneyimizde bir olay oluyor Suriye'de. YPG, PKK. Hop yine tabii oklar ABD'ye dönüyor. Ondan dolayı bu en azından bir 10 yıllık travmayı atlatmak çok kolay değil. ABD'nin atması gereken bazı adımlar var. Hatta tek taraflı atması gereken, bize doğru atması gereken adımlar var. Bunlar da yıllar içinde gerçekleşecek gibi duruyor şu an hemen gerçekleşecek gibi değil. Ama şunu söyleyebiliriz net olarak o e, travmatik 10 yıllık dönem yavaş yavaş aşılmaya başlandı ama hala daha orada değiliz. Hocam şimdi bakın Peki, ben hocam, Evet e, Hanım'a yaklaşıyorum Buyurun geliyorum hocam, buraya hayırdır. diyorum ki ha. İspanya'da Türkiye'ye F-16'lar verilecek buradan geçiyorum. Bu tarafa hoca, geldim Hoca canlandırmalı anlatıyor F-16'ları vereceğim Daha diyorum orada koptu. Hala F-16 yok burada hocam. Yani bak 4 sene geçti hocam Say bak İspanya zirvesi, Vilnius zirvesi Şimdi geldik New York zirvesine Ben bakıyorum hava kuvvetlerine uçaklar nerede Yoktur vereceğiz Çocukken biz oynuyorduk Peki. Sana vereceğim çıkmaz ayın 15'inde Ne zaman Fulya yani takvime göre iki, 2020'de 27-28 e, gibi İsmet görünüyor İsmet Bey hocam. şimdi e, şunu da e, arkadaşlarımdan rica edeyim. Ekrana verelim İsmet Bey size soracağım bunu ilk olarak. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan e, aslında yine dış politikada e, tartışılacak önemli mesajlar verdi. Şangay İşbirliği e, Teşkilatı'nda ağırlıklı olarak Türk devletleri bulunuyor dedi. Türk devletlerinin buradaki gücü daha da artacak teşkilatı diğerleri gibi... Üye olmak istiyoruz. Şu an 9 daimi üye bulunuyor. Türkiye bu ülkeler arasında yer alamaz diye bir şey yok. Belki e, zaman alır. Bir saniye Türkiye arasında yer alamaz diye bir şey yok. Belki biraz zaman alır ifadesini kullandı. İsmet Bey sizinle devam edelim. Şimdi e, bu ülkelerin hepsi e, de, demokrasisi sorunlu ülkeler. Şimdi Şangay üyelik bizi batıdan uzaklaştırır diyor bir kesim. Bir kesimin değerlendirmesi böyle. Yani Sizce haklılar mı? Ee, Şangay, Avrupa Birliği ya da NATO'nun alternatifi mi? Nasıl değerlendirirsiniz? Batı demokrat mı? <laughs> Batı'da demokrasi mi var? İşte ben yapılan <laughs> eleştiriyi söyledim. Öyle, öyle diyorlar dedim. Yani. Siz ne dersiniz? A Oradan Yunus Sarsar yüz ifadesiyle şu anda şeyi Senden soruyu sorarken... A Senden soruyu sorarken gülme yani ya. Arkamdan şey gülüyor musun Yunus? Cevabı biliyordum İsmet abi. <laughs> Yunus arkamdan şimdi, gülüyor musun? Bak, tamam. <laughs> yani, evet, evet. Dünya, dünyada... <laughs> son örnekten ne kadar demokrat şey olduklarını şey var. Bir, gördük mü abi? Bu diyor şey oldu İsmet Bey önde Yunus arkamda ha, ne acayip bir stüdyo bir... görüyor musun? Acayip, herkes bir yani ekranda her, Doğu, her ekrandan biri çıkabilir herhalde. Böyle geldi. herhalde. Doğu ve Batı arasındasın. Bak, İsmet Bey de şimdi. Türkiye gibisin şu ana bak zaten kırmızı beyaz. Evet. Herkes her yerde. Nereye bakacağımı şaşırdım. Şey. Şimdi Peki, ya dünyada... E sen de ne yapacaksın? Denge politikası izleyeceğiz <laughs> Dünyada garip bir dayatmayla karşı karşıyayız. Bugüne kadar... Sağdan ince hep edelim. batı demokrasi... Batıda demokrasi var. Do, doğuda demokrasi yok diye bir yutturmacayla ne yani. kadar idare ettik. Ancak son birkaç birkaç yılda yaşadıklarımız her şeyi açık etti. Daha yeni konuşuyoruz. Ee, bu son maçta Nasıl bir demokrasi olduğunu gördük. Nasıl bir karar verdiklerini gördük. Yani açıkça Türkiye'yi daha ileri götürmemek için her türlü numarayı çektiler. Daha futbol maçında bu yani Avrupa'daki bu yeni izlediğimiz maçta yani bu demokrasi bu işte. Yani daha önceki birkaç hatta devam eden Gazze'de gördük demokrasiyi. Gazze'de demokrasiyi gördük. Batı'nın o müthiş demokrasisini Gazze'de de gördük. Irak'a demokrasi götüreceklerdi, orada da gördük. Libya demokrasi geliyordu, orada gördük. Suriye demokrasi geliyordu, orada gördük. Ya demokrasi nedir? Şimdi bu soruyu e, altında tartmak lazım. İran seçim var, değil mi? Yeni seçim oldu İran'da. İşte bazılar dediler ki Türk kökenli birisini işte yok Cumhurbaşkanı yapmazlar şudur budur. Oldu, seçim oldu. Altı tane aday topluca televizyona çıktılar 5 kez tartıştılar tek tek adaylar çıktı diğer adayları destekleyen seyirciler gitti soru sordular e Rusya seçimleri bütün dünyadan gözlemciler vardı İtiraz eden oldu mu %78 katılım %88 oy aldı yani demokrasi ne şimdi şu mu yani illa şey Amerika'nın veya da Batı'nın Avrupa'nın dediklerini mi yapmak zorunda kalıyoruz şimdi Geçen gün bir tartışma yapıyorduk, ee, sizin programdaydı galiba. Amerika'da demokrasi var, sonra da dendi ki işte ama Amerikan derin devleti her şeye yön verir. E nasıl demokrasi bu? Yani o nedenle derin bu olduğu demokrasi için kavramını derin. Derin demokrasi oluyor iyi yani. ölçmek lazım. Derin derin evet, yani bize dayatılan e, tarifleri ben artık kabul etmiyorum. Zaten Gazze'deki olaylardan sonra kimse kabul etmiyor. Demokrasi diye Gazze'de olanları... Hani insan hakları vardı? Hani sivillere saldırılmayacaktı? Hani çocuklar öldürülmeyecekti? Ne oldu insan hakları? Yani bütün o yaldızlar döküldü Gazze'de. O nedenle ben... ben, ben Yunus Bey'e bir şey e, söyleyebilir hani. Batı'nın tamam, bu... şaka tamam. İşbirliği Örgütü meselesindeki tavrının çok ciddi... E, yani o demokrasi dışı tavrının ciddi şekilde... E, sorgulanması gerektiğini söylüyorum. Bir de bir şey söyleyeceğim. E, Yunus'a onu da bir sorayım isterseniz. Bakın Amerika, Şam'la Türkiye'nin normalleşmesi konusunda dışişlerinde Suriye'ye bakan... Hocam şimdi Şangay konusu üzerinden gidiyoruz var. İsmet Kesinlikle Bey. Bu konuyla bilir. alakalıysa alayım sorunuzu. Tamam bitiriyorum. Bitiriyorum. Hı hı. bitiriyorum. <laughs> evet. Neyse oraya girmeyeyim madem. Şimdi NATO zirvesi var. NATO zirvesi var. NATO zirvesinin hemen öncesinde toplantıya katılacak Erdoğan, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü'nden dönüyor. Yine toplantıya katılacak olan Macaristan Başbakanı Orban, Moskova'ya gitti, Putin'le görüştü. Ne olacak? Bu, burada e, NATO'da nasıl çıkacaklar bu işin içerisinden? Bana biraz tuhaf geliyor. Acaba orada da konuşuluyor mu bunlar? Peki kısa bir cevap alayım Yunus. Daha sonra hocamdan harita üzerinden değerlendirme alacağım. Evet. Dün üst düzey Beyaz Saray yetkilisi bu konuya değindi biraz. Orban'ın ilk önce Rusya'ya gitmesinden bunun yapıcı olmadığını, çözüme katkıda bulunmadığını ve uygun bulmadıklarını söyledi. Ve şu konu net bu arada onu da söyleyebiliriz. tabi NATO, Ukrayna konusunda tek vücut görünmek isterken bir çatlak olarak görülüyor bu davranışlar. Onu da eklemiş olayım. Peki, e, hocam Şanga İşbirliği Örgütü'nün Evet, Nelerini çok kısa görüyoruz. bakacak Nedir olursak Cumhurbaşkanı söylediği hakkı Şankay Örgütü terörle mücadele için kurulmuştur. Rusya bir şekilde Çin'i dengelemek için işin içerisinde yer almıştır. Ve bugün gelinen noktada iki düşman devlet, Hindistan Pakistan da bunun içindedir. Ancak ben Yunus ve şunu sormak istiyorum. Şimdi bakın İsmet Bey çok önemli bir bu dokundu konu ilgili bununla ilgili. Değil? Neden? Avrupa Birliği dönem başkanı olarak... Macaristan Devlet Başkanı gidiyor Rusya ile konuşuyor. Bu çok önemli ve iki buçuk saat konuşuyor. Avrupa bunu eleştirdi ama bir realite var. O da şu, Çin ordusu geliyor, Belarusya'da tatbikat yapıyor. NATO'nun yaptığı hatalara bak. Yani e, nasıl bir hata? Çin'i getirdi Avrupa'nın içerisine. Şimdi düşünebiliyor musunuz ya? Bu çok ciddi bir hata NATO açısından. Ve Şimdi şu konuşulacak mı NATO'da? Acaba Trump şunu söyledi. Ben gelinceye kadar belki 3. Dünya Savaşı çıkacak dedi. Bunu Amerikan Devlet Başkanı boşuna söylemez. Yani 120 günde sıkışmış bir Avrupa ve NATO var. Bu Washington'da nasıl görüşecek? Yani Washington nasıl bakıyor Çin'in Belarusya ile tatbikatına? Ben bunu Trump'ın çok derin bir analiz ya da analitik düşünceyle söylediğini sanmıyorum Mesut Hocam. Seçme kala ki uzun zamandır da bunu dillendiriyor. Haksız da değil bu arada yani bu ihtimali biz de çok uzun süredir konuşuyoruz ama Trump'ın 3. Dünya Savaşı çıktı, çıkmak üzere, şıka yazdı gibi açıklamaları biraz popülist. Yani Biden dünyayı bakın ne hale getirdi, Ukrayna'da yaptığına bakın, Orta Doğu'da, Çin'de neler yaptığına bir bakın. Başımıza savaş çıkaracak. Beni gelin seçim, ben barış getireceğim. Bu politika çerçevesinde söylüyor. Yani seçim kampanyası tezahüründe görmek lazım Trump'ın bu açıklamalarını. Peki. A aynı şekilde Putin de söyledi. Trump gelirse biz ateşkesi konuşuruz dedi. Demek oluyor ki bir Trump'la bir frekans var Rusya arasında. Kesinlikle. Yani Biden'la. Konuşamıyor ve Biden ciddi anlamda izole etmiş durumda Rusyayı birçok noktada. Tüm bakıtı arkasında da bir, bir pozisyon mi? aldı. Şimdi Trump'la çok daha farklı bir iletişim var ve Trump biraz da nasıl diyeyim yani saygı duyuyor Putin'e ciddi saygı duyuyor ve o şekilde yaklaşıyor konuşmasına ve ben bir de belki İsmet Özçelik buna kesin katılacaktır diye merak Katılacak ediyorum. Katılacak mı katılmayacak mı hangi? Ben ben Putin'in ben Putin'in Trump'la masaya oturduğunda daha fazla şeyler kopartabileceğine ciddi anlamda inandığını ve güvendiğini düşünüyorum. Hatta geçenlerde şey demişti. Ben Biden'ın başkan olmasını isterim demişti. Hepimiz şey e, analizi yapmıştık. Ters psikoloji yapıyor. Ters köşe yapıyor. Trump diyemez demiştik. Bence onunla masaya oturursa daha çok şey kopartabileceğini düşünüyorum. Ne dersiniz İsmet Bey? İsmet abi dört kişi oldu. Vallahi ben biraz önce onun için söyledim. Trump, Trump e, Amerika'yı içe çekmeye çalışıyor. Yani Amerika'yı içe çekecek politikaları savunuyor. Ya yani bu nedenle belki dünya savaşında önleyecek bir e, politika izleyecek. Yani eğer tekrar dünyada işte hakimiyet zincirini sürdürmek ve zorlamaya kalkarsa bu işin sonunun kötü gideceği artık hemen hemen herkes tarafından görülüyor. Ve Amerika'nın başarı şansı da yok. Yani şimdi bakalım Ukrayna'da yenilmiş. Gazze'de iyice ipliği pazara çıkmış. Ee, Asya'da yani şimdi tatbikat matbikat yapıyor orada. Ee, işte Kuzey Kore'ye karşı Rusya ile anlaşmasına karşı bir bildiri imzalıyorlar ama çok komik duruma düştüler yani. O nedenle yani Amerika'nın da çıkışı burada. Amerika'yı biraz içe çekmek bu dünyadaki Kışkırtmalardan uzak durdurmasıdır. Yani hem belki dünyayı da önemli ölçüde savaştan kurtarır. Ben bir şey sorabilir miyim? Yunus'a. Ee, şimdi Trump önceki döneminde şöyle bir e, portre çizmişti. Evet, belki hani seçildi ama hani iktidar olduğu da muktedir olamadı gibi bir portre ortaya çıkmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam Dışişleri Bakanlığı'nın çoğu koltuğu da boş kalmıştı. Yani Kendisi de inanmıyormuş galiba hani seçileceğine. Çok ciddi bir anlamda kadro kuramamıştı. Çok sık bakanların değiştiğini hatırlıyoruz. Ee, devlet otoritesinde ciddi bir ağırlık kuramadığını hatırlıyoruz. Ee, ve onun karşısında e, müesses nizam, Amerikan müesses nizamında ciddi bir direniş ile karşılaştı. Bir gün çıktı dedi ki DAEŞ'i biz kurduk. Ertesi gün İstihbarat merkezinin bir bir kaldı, sonra çıktı dedi ki, ay ben yanılmışım işte böyle bir şey yokmuş falan dedi. Şimdi Trump bu anlamda daha hazır geliyor görüntüsü, sende var mı yoksa yine e, bir kazanalım yolda bakacağız e, şey mi görüyorsun? Çok önemli bir konu açtın yine e, kısa sanırım e, değerlendireceğim. Şöyle. Yani evet önemli e, bir konu açtı Trump. <laughs> <laughs> bu yani... son 3 dakika çünkü değil, bir 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 bir, bir, vakti, bir vakte baktım çünkü çok önemli aslında üzerinde uzun konuşmamız gereken Vallahi bir konu açtı. 3 dakika. Hani e, şöyle şimdi Trump'ın bazı e, taraftarları bu noktada kendisinden ayrılmaya başladı. Niye? Trump 2015'te o Trump kulesindeki merdivenlerden inip başkan adaylığını açıkladığında ne dedi? Ben sisteme karşı savaşacağım. Ben müesses nizam bitireceğim. Washington bataklığını kurutacağım. Herkesten farklı yöneteceğim dedi. Sonra gitti Pompeo gibi, işte Rex Tillerson gibi, onun dışında işte bu tür mesela Mark Milley gibi. Daha bir sürü bir sürü isim sayabiliriz. Bu tür adamlarla çalıştı. Mattis gibi. Bunlar da ne anlama geldi? Bolton, John Bolton gibi. Aklı daha çok gelir söyleriz. Hepsi sistemin adamı. Sen sistemle savaşıp Bataklığı kurtacağım derken sistemin has adamlarıyla çalıştım. E şimdi değişti mi diye baktığımızda... ...mesela Nikki Haley, eski BM büyükelçisi... ...Gazze'yi yok etmeliler, yakıp yıkmalılar... ...İran'a saldırmalılar İsrailliler diyen kişi... ...çalışabilirim diyor. İnsanlar dedi ki biz aslında aynı Trump'ı göreceğiz... ...ya da işte Yahudi lobisine yanlamaya çalışıyor. Hmm. Yahudi e, İsrail e, işi bitirmeli Gazze'de diyor. Yani insanlar şunu biraz gördü... ...Trump acaba seçimleri kazanmak için mi... Ben sistemin dışından gelen, sistemle savaşan bir adamım gibi görünmeye çalışıyor. Mesela bu soru önemli. Bir de 4 yılda gelip Donald Trump'ın bütün Amerikan bürokrasisini işten atıp sonra kendi adamlarıyla değiştirmesi gibi bir şey de mümkün değil. Ve Trump'ın bir siyasi geçmişi yok, bürokrasi geçmişi yok, tanıdığı, ettiği, birlikte çalıştığı, güvendiği adamları yok. Ondan dolayı hani çok da beklentiyi yükseltmeden hani eğer inanıyorsanız Trump gelecek bütün sistemi değiştirecek yine Washington'la savaşacak diye öyle bir şey olmayacak gibi görünüyor.